Ertan. Alo. Ertan neredesin? Niye açmıyorsun telefonunu? Baba ben... Burak'ı polisler yakalamış. Merve şimdi konuşmaya gitti. Baba yardım et, gel çabuk kurtar beni. Ne diyorsun lan, ne kurtarması? Bizim seradayım, bir çukurun içindeyim, hiçbir yere kımıldayamıyorum. Bilmece gibi konuşma Ertan. Baba Serhat buradaydı. Ne haber lan maydanoz kılıklı? Ulan şerefsiz, sen ne alçak bir adammışsın be. Nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın? Ne yaptım yine ya? Merve Rusyalı'nın elinde. Ne? Ulan bana bilmiyorum ayağım belanı. Şimdi geliyorum o villayı başına yakacağım ben senin, gör bak. Ulan bana bak, benim Merve'den haberim falan yok. Rusyalı sadece babanı kaçıracaktı. Ablam zaten babamın hayatı karşılığında onları vermeyi kabul etti. Rusyalı Merve'yi de kaçırdı. Ertan bak, bu iş çok uzadı. Söyle yerlerine gidelim. Ulan bilmiyorum. Ulan çocuğunun annesinin hayatı tehlike ediyorum sana. Gerizekalı. Alo. Kimmiş? Ertan. Kaç gündür yoktu ortada. Ne diyor? Dışarıdaymış. Çık bak bakalım ne istiyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ne bu surat böyle? Küs müyüz yani? Yo. Sen keyfin yerindeyse gayet iyiyiz. Ha, işin var ya da kötüysen o zaman görüşmüyoruz zaten. Alıştım ben. İyi, ben şöyle kenara çekileyim bari. Koca koca taşlar geliyor. Ha bir de dalga geçiyorsun. Ulan iyi adamdın. Bak severdim seni ha. İnsan veli nimetine kazık atar mı? Abi yemin ediyorum ihanet etmedim ben sana. Topçuoğlu kim, ben kim abi? En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu Topçuoğlu meselesini. Sen bununla ne buldun lan? Ha? Para desem ben bol bol verdim sana zaten oğlum. Ha? Rahat mı battı bir yerine söyle bana. Abi ekmek musab çarpsın. Topçuoğlu ile hiçbir işim yok. Ne ben onu gördüm ne o beni gördü. Yemin ederim muhbir ben değilim abi. Yanlış adamı yakaladın sen. Ben yanlış adamı tutuyorum burada. Kırma beni Hasan. Abi vurma. Yemin ederim muhbir ben değilim. Ulan bak, ben burada klasik yönteme girip kafana sıkmayayım diye zor tutuyorum kendime. Sen hala muhbir ben değilim diyorsun. İyi oldu, bu görmesi lazım. Ciddi değilsin ki zaten lan. Kızla oynuyorsun. Ya baba Allah aşkına ya, 40 yılda bir iyilik istedim senden. Yapma şöyle. Beni alet etme bu saçma sapan oyunlarına. Bu saçmalığı da bitir artık. Serhat'ın eski karısını ayartıp intikam almak ne demek lan? Serhat'tan intikamın kralını almak demek. Söyledim sana işte, bir kere ölmesi bana yetmez. Bana yeter. İstemiyorum, gelmeyeceğim. Geleceksin. Bunu bana borçlusun sen. 7 yaşından beri senin istediğin her şeyi yapıyorum ben. Bir defa da sen benim istediğimi yapacaksın. Ne konuşacağım peki? Nasıl davranacağım o kıza? Ben senin gibi oyun oynayamam. Gelirsin işte, normal bir baba gibi davranırsın. Anladın mı? Allah muradınızı erdirsin. Nurgül kızımız da pek şekermiş dersin. Yemeğini yersin, basar gidersin. Merak etme, hesaplar benden. Etiler'deki restoranda ol, saat 1'de yeter. Gelmemezlik etme. Ha, bu arada inşallah kızı annem altı yerinden bıçakladığını söylemezsin. Ben hastalanıp öldü dedim. Hangi lafları? Ha, sen hala Ertan'ın babasındasın değil mi? Aman be kızım, boş ver. Çocuk seni sevdikten sonra istediği kadar konuşsun. Lafı geçmez. Ben bakarım. Tamam. Ne işin var senin burada? Babam adına özür dilemeye geldim de. Nurgül dur, Allah aşkına yapma. Bak, babam o gün bana gıcık olduğu için öyle davrandı. Aramız biraz limoni de. İnan seninle bir alakası yok. Öyle mi? Beni resmen paranın için peşinde koşan hafif bir kadın zannediyor. Ya onun bütün hayatı benim aldığım kararları eleştirmekle geçti. Yoksa ben de söyledim. Ben Nurgül'ün peşinden koşuyorum dedim. O benim peşimden koşmuyor dedim.
Bak bunun bizim aramızı bozmasına izin vermeyelim ne olursun. Koca koca insanlarız ya. İyi peki o zaman. Ben de hediyeni burada verip gideyim bari. Özür dilemek için seçtiğin yöntem çok yaratıcı. Beni hala tanımamışsın. Onun için almamıştım. Doğum günü hediyesiydi. Sen benim doğum günüm olduğunu nereden biliyorsun? Sen lokal restorana iş başvurusunda bulunurken bir form doldurmuştun ya. Oradan biliyorum işte. Neyse ne. İyi ki doğdun Nurgül. Ve iyi ki ben seni tanımışım. Teşekkür ederim. E artık bir bardak çayı hak ettim herhalde değil mi? Gel. Gerçekten burada yaşayacağımıza inanmıyorum. Burası çok büyük. Sen de kendi zevkine göre döşersin işte. Tamam. Sen sadece şunu bunu istiyorum de seçimini yap. Gerisini hiç merak etme. Hadi. Gel. Olanlara hala inanamıyorum. Gerçekten evleniyoruz. Her şey ne kadar çabuk oldu böyle. Çabuk mu? Ya sana evet dedirtene kadar resmen deveye hendek atlattım be. Ama merak etme, 3 gün kaldı. 3 gün sonra resmen nikahlı karımsın artık. Peki Umut? Ona ne zaman söyleyeceksin evleneceğimizi? Vallahi sen bunu niye düşünüyorsun ki? Umut zaten seni seviyor. Ya, seviyordur belki evet ama... üvey annesi olacak olman başka bir şey. Ya sen dert ede ede bunu mu dert ettin Allah aşkına? Kızım 3 gün sonra evleneceğiz. Biraz mutlu ol be. Ben mutluyum zaten. Ama Umut'un da mutlu olmasını istiyorum. Bir çocuk için hiçbir kadın öz annesinin yerini alamaz ya. O yüzden. E tamam ben de sana demedim ki zaten çocuk öz annesi hayattayken gelip sana anneciğim anneciğim diyecek. Yani Umut seni tanıyor, seviyor. Üzmemesi gerektiğini de biliyor. Sen bunları düşünme artık ya. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Daha gidip gelinlik alacağız sana. Ya ben gelinlik giymek istemiyorum aslında. E niye ne oldu şimdi? Ne gerek var? Genç kız değilim, bir şey değilim. İlk defa da evlenmiyorum. Böyle sade nikah yakışır bir şey giyeyim diyorum. Ya ben de ilk defa evlenmiyorum da... ben seni o gelinlikler içerisinde görmeden evlendiğime inanmam. Tamam mı? Seni bembeyaz, böyle prensesler gibi görmek istiyorum. Hiç itiraz istemem. Tamam. İyi hadi çıkalım. Benim halletmem gereken birkaç sıkıntılı işim vardı. Beni de lokantaya bırakırsın değil mi? Tabii ki bırakırım müstakbel karıcığım. Hoş geldin abi. Sağ ol Gürkan, otur. Rahatsız olma. Buyur, beraber yiyelim abi. Afiyet olsun sana. Hamur işleri biraz mideme dokunuyor da. Ama bak, geçen gün şöyle bir şey oldu. Böyle gayet bol sirkeli, garip bir salata yedim bir yerde. Midem bana mısın demedi, hiçbir şey olmadı. Halbuki sirke asidik bir madde değil mi? Evet. Mideye dokunması lazım. Doğru abi, dokunması lazım. Ha, buradan nereye geleceğim? Midenin dostuymuş gibi gözüken bazı yiyecekler... mideye zarar verebiliyor. Ama aman fazla yeme, bak midene dokunur dediğimiz yiyecekler de midenin dostu olabiliyor. Belki bu senin midene özgü bir şeydir abi. Ben de onu diyorum işte. Benim midem, midemin dostuymuş gibi gözüken yiyecekleri maalesef kaldıramıyor Gökhan. Gördün bak, hamur işi midesine dokundu. Daha doğru bu hiçbir şey değil. Göreceksin. Bütün alemi tanıyacak bu Serhat'ı. Anladın mı? Kapıya bir tane gişe açacağım. 50 liraya bunu sergileyeceğim, anladın mı? Hayvanat bahçesi gibi. Çok uzatma bu işi Ertan. Öldür şunu da kurtulalım bu beladan. Eski kafa işte, ne yaparsın? Mizahtan anlamıyor. Canlı yayın başlasın.
Hayır. Yapma. Oh, şu sofranın güzelliğine bak. Semiha teyze nerede? O bekleyemedi. Yattı. Semiha teyze bir hafta daha bize kalacak değil mi? Evet ama eğer rahatsız oluyorsan söylerim bir şekilde. Yok canım, saçmalama. Ne demek? İstediği kadar kalabilir bizde. İyi hadi sen otur. Sana kazan kebabı yaptım. Getireyim bakalım beğenecek misin? Hadi bakalım. Harika olmuş karıcığım. Ver şu güzel ellerini öpeyim senin ya. Yapma! Nurgül, inanma ona! Ya tamam yapma, gıdıklanıyorum, uylandım. Tamam bırak, uylandım. Tamam aşkım gel. Gel yapmayacağım, otur. Hadi acıkmışsındır beni beklerken sen. Sen neler yaptın bugün? Ne yapayım ki? Aslında pek keyfim yok. Aklım hala Umut'ta. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Yanımdasın ya, o bile yeter. Sen Umut'u bir daha beni görmeyecek demiştin ya. Düşündüm de o seni babası biliyordu. Çok da seviyordu seni. Mesele de zaten bu ya Nurgül. Ben de onu hala çok seviyorum. Belki de bağını koparmamalısın Umut'la. Tek problem gerçek babasının ortada olması değil mi? Aslında değil. Değil derken? Ya ben herifi biraz araştırdım da. Adam pisliğin tekiymiş. Uyuşturucu ticaretine falan bulaşmış. Gerçekten mi? Evet maalesef. Hapishanedeymiş şu anda, 20 yıl yemiş. Olacak iş değil. Yani eski karın için kötü konuşmak istemiyorum ama böyle bir adamla... Aa Nurgül, aa! Hay Allah'ım ya, nasıl yapar sana böyle bir şey? Onun bir suçu yok, bütün suç bende, gerizekalılık bende. Ondan çok önce boşanacaktım. Tek üzüntüm Umut'un böyle bir adama baba diyecek olması. Lütfen üzülme. Madem o pislik içeride, sen bırakma Umut'u. Ona babalık yapmaya devam et. Sen onun için bir şanssın. Onu kendinden mahrum bırakma. Asıl ben var ya, ben çok şanslı bir erkeğim biliyor musun? Böyle güzeller güzeli bir karım var. Canım benim. İçime Umut aşıladım. Çek lan elini! Çek! Geberteceğim lan seni! Geberteceğim! Geberteceğim! Çek! Çek! Gel hadi yemeğini koyayım. Hadi. Seni geberteceğim lan! Geberteceğim seni! Geberteceğim! Geberteceğim! Tata. Tanıdın mı eski karım? Zamanında kendisiyle T'deki mesaide bulunmuştunuz. Ne işi var burada? Vallahi kendisi Serhat'ı görmek istedi. Ben de dayanamadım getirdim. Yürü. İşte bu büyük han geldi. Çıkar artık kafamdan şunu. Çıkartacağım, patlama. Serhat. Şşş. Huhu Serhat. Konuşmuyor ama şimdi senin sesini duyunca konuşur. Serhat. Yaşıyorsun. Yaşıyor tabii kızım. Sana yalan mı söyleyeceğim ya? Ben geldim Merve.
Serhat beni duyuyor musun? Beni duymuyor mu? Ya, duyuyor duyuyor ama teknik olarak duyuyor. Yani tepki vermiyor. Herhalde kendinden geçmiş olacak ha. Ne yaptın ona ha? Ne yaptın? Vallahi ben bir şey yapmadım. Bak yemin ediyorum yemedim yedirdim. İçmedim içirdim. Tamam mı? O hala orada. Yok gel dedaylı beni kurtar. Yok Nazmi günü yap. Ya salak salak konuşuyor anlamadım ki. Acaba içeri tıkılmak moralini mi bozdu ne dersin? Ertan sana yalvarıyorum lütfen onu buradan çıkar. Sana yalvarıyorum ne olursun lütfen. Ne olursun. Hayır hayır. O kadar kolay değil. Biraz daha fazla misafir edeceğim onu burada. Neden yapıyorsun bunu? Niçin ona böyle işkence ediyorsun? Niçin ha? Niçin mi? Ulan hangi birisini sayayım sana ha? Niçin, niçin? Bu sorunun cevabını sen daha iyi verirsin. Sen ve o benim hayattaki en değerli varlığım olan oğlumu çaldınız ulan. Aslında seni de onun yanına atmam lazım da. Sen Umut'a dua et. Annesiz kalmasını istemiyorum onun. Serhat'ı bu halde gördün ya sen. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Şu gözyaşlarını görmek benim için her şeye değdi. Serhat çok özür dilerim. Daha fazla tutamadım içimde. Onun çocuğumuza dokunmasına dayanamadım. Ay 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 ne romantiksin sen ne romantiksin lan. Kızım sen de var ya şu kadarcık akıl olsaydı eğer... benim Umut'a bu ***'den daha iyi babalık yapacağımı bilirdin sen. Ha? Bu adam ne yaptı Umut'a? Ben bu yaşa kadar onu büyüttüm getirdim. Bunun Allah bilir 3-5 tane daha karısı vardır. Ondan da 5-10 tane çocuğu falan vardır ha. İğreniyorum senden Ertan, iğreniyorum. Alçak adi şerefsiz. Ya onun karısının ölümüyle tehdit edip ayağına kadar getirttirdin onu. Sen de şu kadarcık erkeklik varsa bırakırsın onu. Çünkü teke tek kaldığınızda ne olacağını sen çok iyi biliyorsun. Yeter lan! Aklın sıra beni gaza getirip Serhat'ı buradan çıkaracaksın değil mi? Ulan sizin gibi iki tane geri zekalı da Umut gibi bir çocuk nasıl çıkmış hiç aklım almıyor ha. Gel buraya gel. Bak. Bak şu sevdiğin adama iyice bir bak tamam mı? Çünkü bu onu son görüşün olacak. Ha? Ben bana kazık atan adamdan ben intikamı böyle alırım işte. Adamı böyle maymun ederim işte. Nurgül. Ne yapıyorsun sen tek başına burada? Ha? Teyzen nerede? Yukarıda. Heh, şimdi hemen yukarı çık teyzene söyle. Turizm şirketinden aradılar biliyor musun? Tur paketi hazır. Hemen valizlerimizi hazırlayıp gidiyoruz hadi. Eski karınla görüştüm bugün. Ne? Eski karınla görüştüm diyorum. Eski karımı sen nasıl buldun ki eski karımı? Dün seni takip ettim. Hani bana yalan söyledin ya toplantıdayım diye. O anda arabaya biniyordunuz eski karınla. Bana kızmakta çok haklısın biliyor musun? Evet Nurgül sana yalan söyledim. Çünkü Umut'un okulundan aradılar. Bir problem varmış. Benim de haliyle tabii. Ertan yalan söylemeyi kes artık. O adamı da mı karın çağırdı peki? Hangi adam ya? Kimden bahsediyorsun sen? Çocuğumu kaçıran adamdan. Bugün yine gittim oraya. O adam geldi. Sen de tanıyor musun onu? Ertan neler oluyor? Niye her gün yalanlar söyleyip evden çıkıyorsun? Niye bu kadar çok korumayla geziyorsun? Umut senin mafya olduğunu neden düşünüyor? Ya cevap ver bana ya, niye? Nurgül'cüğüm sakin olur musun, ne olur? Sakin ol falan deme bana. Ne arıyor bu kamera salonumuzda ha? Allah kahretsin ya. Kafayı yiyeceğim, cevap ver bana. Kimsin sen Ertan, kimsin? Nereye böyle? Rusya'nın mekanına gideceğim. Almam gereken bir şey var. Neymiş bu kadar önemli olan? Anahtar. Ne anahtarı ya? Rusya'nın gizli kasası mı var yoksa? Evet. Anladım seni. Kız bana bak. Rusya'nın parasının üstüne yatacaksın değil mi? Para yok. Orada bir telefon duruyor.
Onu alıp generali aramam lazım. General mi? Ne generali ya? Tepedeki adam. Örgütün bir numarası. Rusyalı'nın öldüğünü bildirip ne yapmam gerektiğini öğreneceğim. Bu general Allah bilir Rus ordusundan emekli eski bir abidir. Evet. Tüm bölge valileri emirleri ondan alır. Bölge valisi mi? Ofisin başındaki kişiye o bölgenin valisi deriz. Anladım. Rusyalı öldüğüne göre buradaki bölge valiliği boşaldı. Ondan kalan yere birisini geçmesi gerekiyor. General de o kişiyi mi seçecek? Ya seçer ya da buradaki ofisi kapatır. Bu tamamen onun elinde. Ama belki sen onun kafasına girip bana bir güzellik yaparsın ha? Ne demek istiyorsun? Yani generale yeni vali olarak beni önerebilirsin. Düşünsene sen ve ben ikimiz birlik olursak Rus mafyasının en tepesine doğru çıkarız. Orayı değil mi? Serhat var ya şu anda senin yerinde olmak için neler verirdi. Sana Serhat'ı öldür bu iş bitsin demiştim. Yine başa döndük. Herif kaçtı biz de saklanıyoruz. Ya babacığım bir sakin ol. Kimsenin saklandığı falan yok. Sen gel bakayım şöyle. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Doğru olmayacak. Herif zaten ipini koparmış boğa gibi saldırıyordu bize. Yetmedi üstüne bir de kırmızı bayrak salladın. Ya var ya olayların hiç iyi tarafını görmüyorsun. Bu iş bizim işimize yarayacak. Nasıl bizim işimize yarayacak lan? Rusyalı öldü. Bizim yeni pazarlara açılmamızı sağlayacaktı. Uyuşturucu işinden çok iyi para kazanıyorduk. Verdiği lojistik destek de cabası. Ya baba ben sana Rusyalı'nın kıçına tekmeyi basacağım. Sonuçta her şey bize kalacak demedim mi? Bak Serhat'ı yakalamamla gelişen olaylar esnasında Rusyalı zaten kendi kendine oyun dışında kaldı. Böylece de uyuşturucu pazarı bize kaldı. Ulan salak. Kurulmuş düzeni olduğu gibi sana bırakacaklarını mı sandın? Üstelik uyuşturucu pazarıyla bitmiyor iş. Buraya Rus mafyası ciddi yatırım yapıyor. Ya buranın başına başkasını geçirirlerse? Sen merak etme ben onu da düşündüm. Kaleyi işten fethediyorum. Şimdi bunların tepesinde general diye bir adam var. Katerina'ya söyledim bir iki gün içerisinde beni generale tavsiye edecek. Katerina seni tavsiye edecek ha? Kendisi mi söyledi bunu? Vallahi bazı kadınları nasıl ikna edeceğini iyi bileceksin babacığım. Katerina da yatakta gayet iyi ikna edilebilen bir kadındı. Zevzek. Milyar dolarlık pazarı uçkurumla mı ele geçirmeyi planlıyorsun? Pes yani. Vallahi baba mesele kimin kime ne kadar ihtiyacı olduğuyla ilgili bir şey. Tamam mı? Rus mafyası olmadan biz arabamızı burada gayet iyi yürütüyoruz. Ama onlar herhangi bir ortak olmadan burada iş yapamazlar. Türkiye'deki adaylar arasında da bulabilecekleri en iyi isim benim. Tamam mı? Sen hiç kafanı yorma, keyfini bozma. Her şey çok güzel olacak. Bak söz veriyorum. Sonra var ya bana çok hayır duası edeceksin ya. İyi güzelmiş. Buzu getirdi mi seninkiler? İyi, şov başlasın o zaman. Hey! Uyan! Oh oh! Maşallah! İstediğim diğer şeyi getirdiniz mi? Evet. İyi. Görüyorsun bak senin için hiçbir masraftan kaçınmıyorum ha. Sırf bunları var ya Serhat'la eğlenin diye yapıyorum ha. Say sana bir şey soracağım. Sen Serhat'ı niye bu kadar çok seviyorsun? Ben niye seviyorum söyleyeyim mi? Serhat benim yaratıcılığımı geliştirdi. Ben onun için Serhat'ı çok seviyorum. Ya düşünsene insan öldürmek istediğimde böyle kafalarına sıkacaktım. Ama onun sayesinde öldürmek benim için bir sanat oldu. Hadi çıkartın şunu. Hadi. Nereye ulan kaçma korkma. Korkma korkma düşmezsin hiçbir şey yok, olmaz. Sen yok. Ne oldu? Kayıyor musun? Dur ayakkabılarını çıkartayım. Nasıl? Böyle daha güzel oldu değil mi?
Bu da üşümediye Nurgül'cüm. Ya bak sana burayı görüyorsun. Antalya yaptım he. Aynı anda çift mevsim. Aşağı iniyorsun, denize giriyorsun, yukarı çıkıyorsun, kayak yapıyorsun. Allah belanı versin seni. İnsan değilsin sen. Bırak şimdi bunları, onları sonra konuşuruz. Bak, şimdi bir sana şunu söyleyeceğim. Dengede kalmazsan boynun kırılır, biliyorsun. Birçok insanın zannettiğinin aksine insanlar asıldıkları zaman boğularak ölmezler ya. Boyunları kırılır, ondan ölürler. Bu bir. İkincisi de zaten soba buzu eriteceği için her halükarda boynu kırılacak. Yani biz seninle her halükarda adam asmaca oynayacağız. Buradan kurtulursam seni kendi ellerimle öldüreceğim. Bunu bence şu anda ölmek istiyorsan zaten kendi üzerinde deneyebilirsin. Böyle dizlerini böyle hafifçe kırman yeterli. Senin geberdiğini görmeden ölmeyeceğim Ertan. Öyle mi? Bak aklıma ne geldi. Serhat'ı arayalım. Biraz daha olaya heyecan katalım, tamam mı? Gelsin, seni kurtarsın. Halit burada mı? Kim arıyordu? Ertan geldi, deyin haberi var. Gel. Abi Ertan Bey geldi. Tamam, girsinler. Halit ne haber? Görmeyeli işleri bitmişsin. Eyvallah. Geçin, otur. Aslında seninle görünmek bile benim için tehlike Ertan. Biliyorsun işlerin başına Topçuoğlu'nu geçirdiler. Öyleymiş. Anlaşılan Topçuoğlu sıkışık hissediyor olmalı. Bunda senin büyük bir payın var. Şirketi ele geçirdin. Dostlarım dediği adamları yanına çektin. Bankasını bile elinden aldın herif. Övgülerine mazhar olmak gururumu okşadı Halit'ciğim, sağ olasın. Ama ben buraya bunun için gelmedim. Biliyorsun benden sonra uyuşturucu işinin başına seni geçirdi Rusya'da. Ve gayet iyi biliyorsun ki Topçuoğlu narkotik işini sevmez. Onun için çok yakında kıçına tekmeyi basacaktır. Bilemiyorum. Bugün bir toplantı yapacak bizde. Ya beni başka bir işin başına koyacak ya da dediğin gibi beni postalayacak. O zaman ben de senin yerinde olsam tedbirli davranırım. İpimi sağlam kazığa bağlardım. Bir teklifin mi var? Var, evet. Gel benimle çalış. Malların dağıtımı sende. Giriş çıkış sende. Tamam mı? Bak, ölümsüz aşkta peynir ekmek gibi satıyor, ne güzel. Doğru. Yani bunu bu noktada kesmek çok büyük aptallık olur, anladın mı? Üstelik Topçuoğlu uyuşturucu işine girmedi diye biz de uyuşturucu satmayacak değiliz. Bugün bu toplantıya gitmezsem üzerime çok dikkat çekerim. O zaman ben sana gitme demiyorum ki Halit'ciğim, git. Git, seni uyuşturucu işinden alırsa da yalvar yakar başka bir iş iste ondan. Yani hem işlerine katıl hem gel benimle çalış diyorsun. Olacak iş değil bu. O zaman işlerinde kalma Halit'ciğim, tamam mı? Bak, tekrar söylüyorum, Topçuoğlu narkotik işini sevmez. Bana kalırsa zaten sana başka iş de vermez. Onun için dımdızlak kalırsın ortada. Bu alemde de dımdızlak kaldığın zaman parmağını bile kıpırdatamazsın. Senin neyin var ki ha? Şu anda herkes Topçuoğlu'nun artık bir numaralı adam olduğunu, senin de oyun dışında kaldığını konuşuyor. Senin işte artık yanında bir tek silahlı bir adam bulup çalıştıramaz diyorlar. Ulan iş silahlı adama kalsaydı şu anda Rusyalı yaşıyor olurdu ya. Bak o kadar komando vardı, ne oldu? Halit'ciğim ben Zümrüt'ü anka kuşu gibiyimdir ya. Yanarım, yıkılırım, küllerimden gene doğarım, tamam mı? O silahlı adam meselesini de bir kenara koydum. Unuttum zannetme. Çok yakında bu alemde düşünebileceğin en psikopat ekibi kuracağım. O gün geldiğinde eğer benim yanımdaysan ne ala. Değilsen geçmiş olsun sana. Peki. Ama yarı yarıya ortaklık istedim. Ayrıca açıktan 5 milyon lira. 5 milyon lira mı? O niye?
Transfer parası. İyi. Pazarlık yapmayı iyi biliyorsun sen. Anlaştık bakalım. Sence ne yapacak? Bizi satmaz, değil mi? Ya adam para gözün teki, görmedin mi? Böylelerine her zaman kolaylıkla satın alırsın. Aa dur. Pedere haber vereyim. Alo. Ne haber baba? Yerleştin mi eve? Yerleştim, yerleştim. Sen onu bırak da bana bak, biz bu uyuşturucu işinde devam edebileceğiz galiba. Hadi ya, nasıl? Çünkü az önce Rusyalı'nın adamlarından biriyle anlaştım. Rusyalı'nın adamları Topçuoğlu'nun emrine verildi diye duydum. Öyle ama her zaman bir zayıf halka vardır biliyorsun. Bu Rusyalı benden sonra uyuşturucu işinin başına Halit diye birini getirmişti. Ben de onu kafaladım. İyi yapmışsın. Topçuoğlu zaten uyuşturucu olayına girmez biliyorsun. Halit senin için kolay lokma olmuştur. Aynen öyle oldu. Hadi ben seni haberdar ederim. Sen yatından çıkma, bol bol güneşlen. Halit'i gören var mı bu akşam? Ben aradım onu. Telefonu cevap vermiyor. Karıya gitmiştir hayvan. West. Üzülmeyin beyler. Paralar yabancıya gitmedi. Vay Turan, kumarda kazandın he. Demek ki bu gece aşkta kaybedeceksin. O ellerinizi de masanın üzerinde göreyim. Çünkü benimki yavaştan yorulmaya başladı. Sen buraya hangi cesaretle geldin lan? Topçuoğlu kelleni istiyor, kelleni. Kellemi mi? Ulan şu Gökhan'ın dilini kesip herife gönderdiğimden beri sakatattan vazgeçmiyor moruk ya. Duydum ki Topçuoğlu'yla çalışmaya başlamışsınız. He? Ulan köpekler gibi kuyruğunuzu sıkıştırmayın da. Gelin benimle çalışın be. Emirhan yüksek yerden geldi Ertan. General Topçuoğlu'nu seçtiyse bir bildiği vardır. Ulan elin Rus generali. Memleketin mafyasından ne anlasın be? Siz bu Topçuoğlu'na buluşursanız bak ben olacakları söyleyeyim. Bu karı kıza bulaşmaz, uyuşturucuya girmez, öyle fazladan kâr edeyim falan diye düşünmez yani, anladın mı? İki günde sizi huzur evlerinde pişti oynayan ihtiyarlara çevirir ya. Ama bana gelin, bak bende vizyon var, girişimcilik var, akıl var, her şey var. Daha da önemlisi çok fazla kâr var ya. Senin hiçbir gücün, hiçbir etkinliğin kalmadı Ertan. Eğer seni seçersek attan inip eşeğe binmiş oluruz. Burada eşekten mi oluyorum yani? He? Aşk olsun lan sana Turan. Çok kalbimi kırdın bak. Lan ben sana kucağımı açıyorum gel benimle çalış diye. Sadece sana değil hepinize ya. He? Bakın ben bu Topçuoğlu'nu çok iyi tanıyorum. Herifin yıllardır damadıydım diyorum size. Bu herifle oturan zararla kalkar söyleyeyim size. Ben bundan bir kurtuldum var ya. Prangasından kurtulmuş zenciler gibi koşturdum. Lan gelin siz de kurtulun şunu prangasından. Peki. Benden günah gitti. Bundan sonra hepiniz düşmanımsınız lan. Yakın bomba! Yakın bomba! Teymiş. Allah kahretsin. Vallahi lezzetli olmuş yemekler. Çok güzel. Eline sağlık. O salak Nurgül de marifetliydi ama
Seninkisi on parmağında on marifet dediklerinden. Şu dünyada Allah aşkına kaç tane kadın hem adam pataklayıp hem yemek yapabiliyor? Bu akşam ağzından bal damlıyor Ertan. Bak 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 bak, senin o ballarını yerim ben. Yeni yeni Türkçe laflar mı öğrendin sen? Bunu canım İtalyan masama vurmadan da sorabilirdin bana. Serhat nerede? Senin Serhat'la ne işin var lan? Kardeşim öldürdü. Lan senin bütün kardeşlerin burada değil mi? Ha bir dakika, sende bir tane de ufak vardı galiba. Ufaklığın adı Rıza. Rıza'yı kaçırdı şerefsiz. Senin yerini söylemezsem Rıza'yı öldüreceğini söyledi. Ben de... Bana bak, yerimi söylemedin değil mi? Keşke söyleseydim, Allah'ın belası herif. Ama düşündüm, senin yerine söylesem de Rıza'yı bırakmayacak. Ben de pusu kurdum. Pusu kırmış. O da her zamanki gibi kaçtı değil mi? Seni şuracıkta öldürürüm. Şunu öldürürüm! Senin sen kardeşim ben! Serhat'ın yerini söyle bana. Söyle! Bak Sayit'cim, bu cevaplaması çok zor bir soru biliyor musun? Serhat nerede? Yakamı bırakırsan söyleyeceğim. Bak, Serhat'ın olayı vur, kaç, saklandır, tamam mı? Kaçak dövüşür o. Hadi onun nasıl dövüştüğü belli. O madem seni arıyor, sen neden gelip beni aramıyorsun? He? Niye böyle kendi kafana göre takılıyorsun? Tam beni kimse tehdit edemez. Ağla etmiş işte. Seni bırak! Sen yürün! Bıraksana abi! Gelin çekilin. Atın silahları! Beyler, bana bakın. Biz aynı taraftayız. Farkındasınız değil mi? Ha? Şimdi sakince buraya silahımı bırakıyorum. Hadi, siz de yavaştan bırakın silahları. Katerina. Sakinleşin. Otur şöyle. Güzelce konuşalım. Bak öncelikle şunu söyleyeyim. Kardeşin için gerçekten üzüldüm, tamam mı? Gerçekten. Ama sen bundan sonra öfkeyle hareket edersen daha kötü sonuçlar alırsın. Söyleyeyim. Planımızı değiştirmeyeceğiz. Önce Topçuoğlu'nun komutanlarını geberteceğiz. Topçuoğlu falan benim oğlum dedi. Serhat'ı istiyorum Ertan. Bak planım şu. Topçuoğlu'nu generalin gözünde itibarsızlaştırmalıyız. Böylece herif yanlış hata oynadığını fark edip örgütün gücünü bize verebilir. Böylece sen de Serhat'ı daha kolay bulursun, anladın mı? Anam havalı kuma. Dinlemeyeceğim. Dinleyeceksin. Öyle çekici sağa sola sallamakla bir olmuyor, fark ettin mi? Sen hapishanedeyken çok şey değişti Sayit. Dünya eskisi gibi değil. Kabadayılıkla hiçbir şey yapamıyorsun. Paralı asker, ateş kusan silah falan hiçbir boka yaramıyor. Onun arkasındaki bilgiyi, teknolojiyi, aklı göreceksin. Anladın mı? Görmek ve sahip olmak. Hepsi bu. Bizim bu yüzden generalin lojistik ve teknik desteğine ihtiyacımız var. Ayrıca bugün bana haber verseydin, kardeşin şu anda yaşıyor olurdu. Neyse, eğer bundan sonra benimle çalışacaksan attığın her adamı bileceğim, tamam mı? Yoksa kendi yoluna gidersin. Tamam. Seni dinleyeceğim. Ama sen de bana Serhat'ı vereceksin. Büyük bir zevkle. Sen de bize bir Türk kahvesi yapsana. Sayit abilerin Rus eliyle Türk kahvesi nasıl yapılıyor bir görsün. Bu nedir Allah aşkına ya? Mindujan maskesi. Mindujan maskesi mi? Papua Yeni Gine'de bir kabilenin bereket maskesiymiş. Nasıl, beğendin mi? Beğendim beğendim de bunun buzdolabına takılan magnet biçimlisinden yok muydu? Oralar çok güzel Ertan. Çok sakin.
Aslında dönmeyi hiç istemedi canım. E niye döndün ki baba? Kim dön dedi sana? Bak hazır maskeyi de bulmuşsun. Taksaydın suratına orada bir tane kabile reisi oynardın. Bakıyorum hiç değişmemişsin. Hala aynı zevzekliğe devam. Vallahi hayata pozitif bakmakla zevzekliği birbirine karıştırıyorsun bence babacığım. Ne yapayım, benim içinde afacan bir çocuk var. O afacan çocuk yüzünden geldi başımıza ne geldiyse zaten. Ne oldu uranyum işi? Elimizde patladı. Al işte. Sonra ben söyleyince kabahat oluyor. Ya bilip bilmeden ne şarlıyorsun baba? İhtiyar bana tuzak kurmuş. Haberin var mı senin? Tedbir almadan gitseydim şimdiye mezarımın başında dua ediyordun. Tövbe estağfurullah. Ağzından yel alsın lan. Zevzeyim mevzeyim ama hala seviyorsun beni değil mi? Örgütün elinde gerçekten zenginleştirilmiş uranyum var baba. Rusya'daki mühimmat depolarında saklıyorlar. Yerlerini öğrenmek lazım. Nasıl öğreneceksin ki? Ben öğrenmeyeceğim ki. Fatih öğrenecek. Fatih? Topçuoğlu'nun yanındaki Fatih mi? Aynen öyle. Ne oldu, niye şaşırdın? Unutma, herkesin bir zayıf noktası vardır. Bununki de kardeşi. Erol Bey, hoş geldiniz. Merhaba Katerina. Ne yaptın? Kız verdin adreste. Hatta ben oradayken Fatih de gelip çıktı dükkana. Ne iş peşindesin sen yine? Bu mühimmat depolarının yerleri örgütün bilgisayarında saklı baba. İçeriden birisinin bize yardım etmesi lazım. Onun için Fatih'in üzerine oynayacağız. Daha doğrusu kız kardeşinin üzerine oynayacağız desene şuna. Kızı kaçıracaksın değil mi? Hmm, öyle yapacağım. Bakalım kardeşini seviyorsa bize yardım eder. Sevmiyorsa. İkisine de yazık olacak. Katerina bak. Babam Papua Yeni Gine'den bereket maskesi almış. Ne olursun bunu odamıza as da odamızın bereketi artsın. Katerina. Ne oluyor beyefendi? Ne işiniz var burada? Ertan. Olmadı değil mi? Hayır. Hadi kalk. Giyin gidiyoruz. İşte Yuri'nin diye yer. Güzellik merkezi mi? Evet. Bir tanıdığı inanmış. Buranın güvenli olduğunu söyledi. İyi, sen gene de dikkatli ol. Mikrofonunu taktın mı? Ben de seni kulaklıkla dinliyor olacağım. Peki. Yalnız olacaktın. Arkadaşım, örgütün elinden 5 kilo uranyumu çalabilen kadınla bizzat tanışmak istedi. Para getirdin mi? Önce uranyumu görelim. Salak. Sen de örgüde ihanet ettin.
sıkıldın. Seni yaşatırlar mı sanıyorsun? General sevgililerini yolladı. Mal umurunda değilmiş. Sadece senin kelleni istiyor. Uyandın mı? Sıcak denizlere inemediniz ama benim sana bu akşam sıcacık bir sürprizim var. Kıpırdanıp durma lan. Demek sen benim kadınıma el kaldırdın ha? Ne yapacaktın? Kafasını mı kesecektin lan? Yavrucuğum, bana şu gözlere takılan o zımbırtıyı verir misin? Malum, ultraviyole ışınlar gözümüzü bozar, değil mi? General bunu yanınıza bırakmaz. İkiniz de öleceksiniz. Yapma ya. Alın da. İyi sen bilirsin. Madem takmayacaksın. Hep merak etmişim bir biliyor musun? Bu solaryum falan cilde milde zararlı diyorlar ya, cilt kanseri falan işte. Acaba doğru mu? Sen bundan sonra bana artık tecrübelerini anlatırsın. Ha bu arada seni buraya niye atletle yatırdım biliyor musun? Yapılan son araştırmalara göre kadınlar vücudunda amele yanığı olan erkekleri daha seksi buluyorlarmış. Çıkar beni buradan. Anlaşabiliriz. Ulan ben senin neyinle anlaşacağım? Saksı kafalı. Bedavaya bronzlaşıyorsun. Millet bunun için Alaçatılara, çeşmelere, bilmem nerelere gidiyor ya. Yat eğlen şurada, keyfini çıkar. Çıkar beni. Çıkar beni buradan, ne olursun. Çıkar beni. Dünyada olmaz. Vallahi bırakmam. Sana Türklerin misafirperverliğini göstermek istiyorum ya. Bana bak. Sen biliyor musun? Millet bunun 15-20 dakikasına dünya kadar para veriyor. Şimdi saat 9-10 olsa, yarın da burası 9-10 gibi açılsa bak 12 saatini bedavaya getiriyorsun. Daha ne istiyorsun lan? Yavrucuğum, sen bu makinalardan anlarsın. Şunun voltajını yükseltir misin biraz? İyice kızartalım arkadaşı. Ne olursun çıkar beni buradan. Buna birkaç delik mi açsaydık acaba ya? Ha? Şimdi bunun dışı pişecek, içi pişmeyecek. Ne olursun çıkar beni buradan. Sana iyi akşamlar diliyorum yoldaş. Bırakma beni burada. Bırakma beni burada. Ne olursun çıkar buradan. İstediğin her şeyi veririm sana. Çıkar beni. Yardım edin. Çıkar beni. Ne var lan? Abi, bu arkadaşa silah lazımmış. Gelin içeri. Nasıl bir şey arıyorsun? Fark etmez, çalışsın yeter. Sen bayağı tatlı bir şeye benziyorsun. Silahla ne yapacaksın bakayım ha? Arkadaşlarına hava mı atacaksın yoksa? Uzatma, silahı ver. Abi ne oluyor? Kim bu herif biliyor musun? Kim? Polis mi yoksa? Ertan Demir. Kardeşimi öldüren adam.
kimsiniz lan siz? Ha? Niye bağladınız lan beni buraya? Ha? Boşuna uğraşma. Ertan Demir. Buraya demir attın. Kimsin lan sen? Hayalet avcısıyım. Öldüğünü duyunca çok üzülmüştüm. Çünkü seni öldürmeye yemin etmiştim. Şimdi ben de seni kardeşimi öldürdüğün gibi geberteceğim. Kim lan senin kardeşin? Şerif. Şerif mi? Hangi kasabanın Şerifi lan bu? Çivi tabancasıyla öldürdüğün Şerif. Ulan var ya, hep merak etmişim bile. Bu çivi tabancalar acaba insan etini delip geçiyor mu? Bırakın lan. Ulan var ya, şimdi daha da meraklandım he. Acaba bu insanın kimini deler geçer mi? Tut bakayım kafasını. Bırak! Ne gülüyorsun lan puşt? Ulan var ya, senin kardeşin mübarek adammış ya. Beni öldürürsen başın çok ağrır demişti, inanmamıştım. Hay mekanın cennet olsun lan Şerif. Bir de dala geçiyor orospu çocuğu. Sen Bahtsız Bedevi hikayesini biliyor musun? Bence o hikayeye göre töldeki kutup ayısı sen oluyorsun. Manyak bu herif ya. Abi delirmiş bu ya. Ben onu akıllandıracağım. Köpeğim edeceğim lan seni. Öldür diye yalvaracaksın bana. O zaman çok uğraşman gerekecek. Çünkü ben zaten ölüyüm. Ulan var ya, öyle güzel uyuyordun ki öldürmeye kıyamadım seni ya. Ulan sen var ya, harbi salaksın. Eline ilk fırsat geçtiğinde öldürecektin beni. Bu sana ders olur diyeceğim ama bundan sonra ne işine yarayacak? Bana bak, bir şey soracağım. Ulan sen bu pis karavanda nasıl yaşıyorsun ha? Şu hale bak, leş gibi ya. Bir de böyle her şey iç içe, sanki dikiş kutusu gibi. Be, mesela bu tüp. Bana bak, çok tehlikeli ha bu tüp. İnsan tüp olan odada uyumamalı. Biliyorsun, insan ölümlerinin %25'i ev kazalarından oluyor ha. Ev kazası deyip geçme, uçak kazalarından daha fazla can alıyor. Mesela şu alet. Ekmek kızartma makinesi ne kadar zararsız gözüküyor değil mi? Maazallah. Bunun içine böyle kağıt mağıt dergi bir şey girse, bu alev alsa, yansa, tutuşsa, ha? Al başına belayı.
Tabii böyle aletlerin yanında da yanıcı maddelerle yaklaşmamak lazım. Ne? Sabret, sabret. Zadede geliyorum şimdi. Hep merak etmişimdir biliyor musun? Hani böyle filmlerde bilmem ne, bir odada bir yerde bir gaz kaçağı olur ya. Ondan sonra nasıl olduysa o gaz kaçağı bir şekilde alev alır, bom diye patlar. Ha? Ortalık, mekan falan yerle bir olur ya. Şimdi ulan hakikaten öyle mi oluyor? Yoksa bu ibneler bizle dalga mı geçiyor? Sen artık bana onu öbür tarafa gidince anlatırsın. Tamam? Hadi bana eyvallah. Oh, my God.